Merhabalar dostlar. Bugünkü ilk videomuz arkadaşlar Gürsel Turizm Taşımacılık'la ilgili arkadaşlar. Endeksimiz bugün tabii -2,49'da şu aşamada seansın kapanmasına yaklaşık 1 saat kaldı. Arkadaşlar Sasa'nın aşağı doğru tetiklemesiyle beraber hisseler yavaş yavaş aşağı doğru indi. Tabii ki beklenilen bir şeydi. Bir düzeltme harekatı olacaktı ama bugüne nasip oldu. Biz gelecek hafta bekliyorduk. Arkadaşlar şimdi hemen Gürsel'e baktığımız zaman ilk önce direnç ve desteklerimize bakalım nedir ne değildir diye şöyle baktığımız zaman ilk önce arkadaşlar bizim için direnç seviyesi yükselemediği bölge tepe noktası 20,89 olarak karşımıza çıktı. Onun dışına baktığımız zaman aşağıda başka direncimiz var mı? Başka da direncimiz bir de şunun altında var. 19,58. Arkadaşlar onun altında zaten başka bir direncimiz şu aşamada yok. Destek olarak da arkadaşlar baktığımız zaman şurada düşemediği bölge 3 gün önce düşemediği bölge 16,68. Daha da aşağıda arkadaşlar biraz daha geniş bir destek 13,66 desteğimiz var. Onun aşağısına da buraya gelmesi biraz zor ama 10,35 desteğimiz var gözüküyor. Hemen baktığımız zaman arkadaşlar bir içim okumultu yaparsak eğer onu da şöyle hemen bakın çanak olarak düşünürsek çanak arkadaşlar sol tepesi 20,86 dibi de arkadaşlar 10,30 olduğunu düşünürsek hedeflediği bölge şu aşamada gördüğümüz kadarıyla 37,95 arkadaşlar. Ha buraya gelebilir mi? Gelebilir hacim yeterse bunun için. Şimdi düzeltme gayet doğal. Bugünkü harekete baktığımız zaman çok ciddi bir şey değil arkadaşlar. Yeter ki hani şuradaki Bollinger bandın orta noktası olan kaçın altına düşmesin? 16,14'ün altına düşmesin. Geri kalanların hepsi düzeltmedir arkadaşlar. Bugün düşerse yarın çıkar gibi düşünebilirsiniz. İçim Bollinger hacme baktığımız zaman içim okumultu bir defa yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş trendi destekliyor burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman 16,14 orta noktası. Bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? 17,87. Bu da olumlu yükseliş trendi destekliyor. Hacme baktığımız zaman dip noktasındaki hacim 527 bin not. Fiyata baktığımız zaman fiyat yukarıda olduğu zaman da 1358 bin milyon not arkadaşlar. Yani fiyat yukarı çıkarken işlem hacminin artması bizim için olumlu. Yükseliş trendi destekliyor diyelim. Ve Gürsel'den sonra arkadaşlar Pegio'ya hemen bakalım. Pegio bizim için ne diyor? Şimdi arkadaşlar Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na baktığımız zaman hisse bakın tam destek noktasından 3 gün önce döndü. 6,07. Bunun üzerine çıkmaya gayret göstermiş mi? Evet bugün ya arkadaşlar dua edin ki bunun altına düşmemiş. Yani bayağı bir cebelleşmiş gibi duruyor. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar yukarıdaki bizim için direnç 7,59. Onun dışında arkadaşlar ciddi bir direncimiz sadece şurada ikidir yükselemediği bölge diyebileceğimiz 7,01 var. Bakın arkadaşlar 6,07'nin altı bizim için sıkıntı. Niye sıkıntı? 3,98'e gider giden yolun kapısını açar arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani şu aşamada özellikle 6,07'ye dikkat etmek lazım. Bir de endeksin -2,5'un üzerinde olduğu dönemde gayet iyi. Şimdi Ichimoku Bollinger hacim hakkında değerlendirirsek Ichimoku bulutuna baktığımız zaman kırmızı. Kırmızı olması bizim için olumsuz yükseliş trendi desteklemiyor. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası kaçmış 6,76. Orta noktanın altında olduğu için bu da olumsuz arkadaşlar. Bu da yükselmiyor. Yani yükseliş trendi desteklemiyor. Hacme baktığımız zaman tepe noktasındaki hacim 2 milyon 60 bin not arkadaşlar. Dibe indiği zaman hacim 2 milyon 900 bine düşmüş. Fiyat düşerken hacmin düşmesi tabi bu da bizim için olumsuz arkadaşlar. Yükseliş trendini desteklemedi rahatlıkla söyleyebiliriz. O zaman diyeceğimiz hem Ichimoku hem Bollinger hem hacim arkadaşlar. Üçü beraber olumsuz ama dediğimiz gibi burada esas kritik nokta 6,07. 6,07'nin altı bizi sıkıntıya sokabilecek bölgedir diye söyleyebiliriz Pera Gayrimenkul için. Ve Pera'dan sonra arkadaşlar Dagi'ye bakalım. Dagi nedir ne değildir diye. Hemen bunu da kontrol edelim. Dagi giyim sanayi. Şimdi Dagi giyim sanayiye baktığımız zaman arkadaşlar bir daralan üçgenimiz vardı. Hisse bu şu aşamada bunun üzerine doğru çıkmaya çalışmış, niyetlenmiş gibi duruyor. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi o zaman destek ve dirençlerimizi yapalım. Direncimiz elimizin altında 6,82 direncimiz var. Onun üzerinde arkadaşlar 7,95 direncimiz var gözüküyor. Destek noktası olarak da düşemediği bölge en güzel desteğimiz 5,30 arkadaşlar. Bu da bizim için destek. Hatta bir de şurada 5,52 var herhalde. 5,52 de bizim için diğer bir destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Zaten arkadaşlar ondan sonra mavi tren çizgisi geliyor ki mavi tren çizgisinin noktasına baktığımız zaman da 4,87. 4,87'nin altı zaten biraz karanlık. Onu söyleyelim. Hissenin hacimle beraber yukarı doğru atıp içim okabultun delmesiyle ki şu bugün itibariyle bakarsak 6,84'e tekabül eden bir nokta arkadaşlar. Bunun üzerine atarsa hacimli bir şekilde bizim için olumlu olabilecek bir nokta diye söyleyebiliriz. Genel görüntü bu şekilde söyleyelim. İçim okabultu olumsuz. Bollinger bandı şu aşama Ichimoku bulutu kırmızı olduğundan dolayı olumsuz. Bollinger bandının orta noktası kaçmış? 6,18. Bizim fiyatımız 5,95. Bu da arkadaşlar olumsuz yükseliş trendini desteklemiyor. Hacme baktığımız zaman tepe noktasındaki hacimiz 1 milyon 820 bin not arkadaşlar. Fiyat düşerken 1 milyon 892 bine çıkmış ortalama hacim. Fiyat düşerken hacmin artması bizim pek hoşumuza giden bir durum değil.
olumsuz olarak karşımıza çıktı. Çimok olumsuz, Bollinger olumsuz, fiyat hacimde şu aşamada olumsuz olarak karşımıza çıktı. Diyelim arkadaşlar Dagi giyim sanayinde ve ALE sayımıza da bir kontrol edelim. ALE sayımız bizim için ne diyor? ALE'ye baktığımız zaman arkadaşlar burada da hisse zaten normal bir düzeltmesini yapıyormuş gibi gözüküyor. İnşallah arkadaşlar 5.51'in altına düşmez, onu da söyleyelim. Burada kritik nokta aşağıda 5.51. Yukarıda arkadaşlar şu aşamada mavi trend çizgisi olan 6.56 bizim için kritik nokta olarak karşımıza çıktı. Ve gelelim arkadaşlar derime. Derim hemen bakalım şöyle. Derimot konfeksiyon sanayi arkadaşlar. Hisseye baktığımız zaman diplerden gelen bir daralma söz konusu. Bakın şunu hemen şöyle yanlış yaptık tabii. Şöyle neredesin ok işareti şu. Işığımız vardı evet arkadaşlar. Bakın şöyle bir trend çizgimiz var gözüküyor. Hemen bunu kontrol ettiğimizde hisse buraya arkadaşlar biraz tutuna tutuna çıkması bizim için iyi aslında. İyi bir sağlam destek noktası olarak karşısına çıktı. Şimdi bunun dışında arkadaşlar bir de düşeni kırma noktası diyebileceğim şöyle bir bölge var mı? Hisse ne kadar bunun üzerine atmışsa da arkadaşlar bir onay almış mı? Onu da bakmaya çalışacağım. Çünkü şunu güzel yapalım. Evet. Arkadaşlar onay almaya çalışmış. Yani burada aslında çok da ciddi bir sıkıntı yok. Trend anlamında. Hisse üçgeni kırmış yukarı doğru gidecek ama hacim hala yeterli değil. Onu da söyleyelim. Hacim yetersizliği bizim kafamızda soru işareti. Evet üçgeni yukarı doğru kırmış ama hacim bana mısın demiyor. Aklımızın bir köşesinde bulunsun. RSI'ye baktığımız zaman arkadaşlar ciddi bir pozitif uyumsuzluk da gözükmüyor. Gelelim direnç ve desteklerimize. Bir defa bizim için direnç bölgemiz yükselemediği dün bölgesi, dünkü fiyat değeri arkadaşlar 10.32. Onun dışına baktığımız zaman bir tane daha yükselemediği bölge var. O da kaçmış? 10.89. Bir de yukarıya baktığımız zaman arkadaşlar 12.06 bizim için direnç nokta olarak karşımıza çıkıyor. Düşemediği bölgelerden arkadaşlar 9.39 bizim için birinci destek. İkinci desteğe baktığımız zaman da 8.29 desteğimiz var. Daha da aşağı desteğe baktığımız zaman da 6.51'de diğer bir destek noktası olarak karşımıza çıktı diyelim. Ve bunları söyledikten sonra hemen Ichimoku Bollinger hacim hattı değerlendirelim. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa kırmızı olması bizim için olumsuz arkadaşlar. Yükseliş trendi destekleme diyelim. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 9.25. Bizim fiyatımız kaç? 9.89. Bollinger bandının orta noktasını attığı için bizim için olumlu arkadaşlar. Yükseliş trendini destekliyor. Yani Ichimoku olumsuz. Bollinger şu aşamada olumlu diyelim. Hacime baktığımız zaman arkadaşlar bakın şu fiyat yükselişin dip noktasına baktığımız zaman hacim 1.600.000 not. Ve fiyat yukarı çıkarken hacim 1.340.000 nota çıkmış. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacmin bir daha bakalım düşmüş arkadaşlar pardon. Fiyat yukarı çıkarken hacim düşmüş. Bu da bizim için olumsuz. Zaten şuradan görüyorsunuz ortalama hacmin düştüğünü. O zaman Ichimoku ile fiyat hacim olumsuzken Bollinger bandı şu aşamada olumlu olarak karşımıza çıktı. RSI'ye baktığımız zaman RSI'de çok da ciddi belirgin bir belirti yok. Sadece burada bir pozitif uyumsuzluk varmış ve sonucunda zaten mevcut durum ortaya çıkmış gibi duruyor. Derimden sonra arkadaşlar Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı bir kontrol edelim. Nedir ne değildir diye. Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na baktığımız zaman hissede arkadaşlar ciddi bir pozitif uyumsuzluk var mı? Ciddi bir pozitif uyumsuzluk şu saatte göremedim arkadaşlar. Peki gidişat nasıl? Gidişat RSI'ye göre gayet de güzel. Şu an hafiften bir düzeltme yapacak. Tekrar yukarı çıkar mı önümüzdeki günlerde göreceğiz. Şimdi buradan baktığımız zaman arkadaşlar direnç ve desteklerden önce hemen şöyle bir kontrol edelim. Şuradan arkadaşlar şöyle getirelim. Evet. Şimdi bakın şöyle kontrol ettiğimizde arkadaşlar bir düşeni kırmış mı? Evet düşeni kırmış gibi gözükmüyor şu aşamada baktığımız zaman. Peki dirençlerimize bakalım o zaman dirençlerimizin için nedir? Şöyle kontrol ettiğimde bakın burası 3.19 bizim için birinci direnç. İkinci dirence baktığımız zaman arkadaşlar 3.73. Diğer dirence baktığımız zaman da 4.86 bizim için direnç olarak karşımıza çıktı. Hemen arkadaşlar RSI'ye bakalım. RSI'de durumumuz nedir ne değildir de pozitif uyumsuzluk var mı? Arkadaşlar ciddi bir pozitif uyumsuzluk yok zaten söylemiştik herhalde bunu. Bunun dışında baktığımız zaman arkadaşlar destek noktasına gelelim. Destek noktasını kontrol ettiğimizde en yakın desteğimiz 2.62. Aşağıda bir desteğimiz var arkadaşlar. Aşağıdaki desteğimize baktığımız zaman da 2.40 olarak karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Gelelim Ichimoku Bollinger hacim olarak değerlendirmeye. Ichimoku bulutuna baktığımız zaman bir defa kırmızı olması bizim için olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor arkadaşlar. Burada dikkat edebileceğimiz tek şey var. Bakın burada eğer ki bir dip çalışması yapacaksa tekrar arkadaşlar bakın şu mavi trend çizgisinin üzerine tutunmak zorunda. Eğer tekrar yükselişe geçmek için. Ama buna da dikkat etmek lazım diye söylüyorum. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 2.90. Bizim fiyatımız 2.99. Kapanış yaklaşık yarım saat kala. Bu da arkadaşlar bizim için olumsuz. Yani Ichimoku pardon 2.99 olumlu arkadaşlar. 9 kuruş üzerine kapattığı için. Ichimoku olumsuz. Bollinger bandı olumlu diyelim.
Hacme baktığımız zaman arkadaşlar bakın tepe noktasındaki ortalama hacimiz 8 milyon 300 bin notken fiyat düşerken hacim 7 milyon 709, 7 milyon 790 bin fiyat düşerken hacmin de düşmesi bizim için olumlu. O zaman arkadaşlar hem Bollinger hem hacim olumluyken Ichimoku Vault'u şu aşamada olumsuz. Bir de arkadaşlar Ichimoku Vault'un altına sarkması bizim için biraz daha sıkıntı yaratabilecek bir durum, onu da söyleyelim. Mavi tren çizgisinden dönmek zorunda diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve Deniz Gayrimenkul Yatırım'dan sonra sıradaki hissemiz arkadaşlar Bosla. Bosya'da bir kontrol edelim nedir ne değildir diye. Şimdi Bosya'ya baktığımız zaman da arkadaşlar hemen şöyle hissede bir düşeni kırma durumu şu aşamada sanki söz konusu değil gibi, bakın tepeden baktığımız zaman hiç de söz konusu değil. Peki bunun dışında başka bakacağımız neler var? Arkadaşlar hissede şu aşamada 2 gün önce yani dünkü tepe noktasının aşağı doğru bir geri çekilme söz konusu. Hemen onu da yapalım ki bu birçok hissede oldu arkadaşlar, bir düzeltme gerekiyordu ve şu aşama bu düzeltmeyi yaptı. 12.49 arkadaşlar bizim için şu aşamada direnç seviyesi olarak karşımıza çıktı. Daha da yukarıya baktığımız zaman da bizim için diğer bir direnç seviyesi de 15.47 olarak karşımıza çıkıyor. Destek noktası olarak karşımıza ne çıkacak? Destek noktası arkadaşlar bakın şurada düşemediği bölge, hatta bugün evet düşmüş tam da şurası. 11.53 bizim için destek. Onun altında arkadaşlar bir tane ufak bir desteğimiz var hemen şurada 10.23. Biraz daha altında bir desteğimiz daha var yakın biraz ama 9.98'de bizim için diğer bir destek noktası karşımıza çıktı. Mavi tren çizgisinin üzerine arkadaşlar mutlaka hacimli bir şekilde çıkılması lazım ve Ichimoku Vault'unu geçerek çıkması lazım. Buraya da dikkat edin ve gelelim arkadaşlar Ichimoku Bollinger hacim olarak değerlendirmeye. Ichimoku Vault'una baktığımız zaman bir defa kırmızı olması bizim için olumlu değil, olumsuz olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yükseliş tren desteklemiyor. Bu daralma da arkadaşlar sert bir hareketin habercisi. Yukarı veya aşağı yönlü, ki baktığımız zaman aşağı yönlü bir hareket yavaş yavaş başlamış gibi duruyor. Dikkat etmekte fayda var. O zaman Ichimoku Vault arkadaşlar olumsuz karşımıza çıktı. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 11.28 ve 11.23 bizim fiyatımız kaç? 11.72. Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor arkadaşlar. Burada bakacağımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası olan 11.23'te iyi bir destek olarak karşımıza çıkabilir. Hacime baktığımız zaman arkadaşlar dip bölgesindeki ortalama hacimimiz 783 bin notken fiyat yukarı çıktığında hacim 793 bin nota çıkmış. Fiyat çıkarken de hacmin artması bizim için olumlu. O zaman Ichimoku olumsuz. Bollinger ve hacim şu aşamada olumlu. Mavi tren çizginin üzerine hacim çıkmadığı sürece de çok fazla da ciddi anlamda yukarı yönlü bir hareket beklemek biraz zor gibi geliyor borsada. Peki gelelim Van Gıda'ya arkadaşlar. Van Gıda'da nedir ne değildir hemen şöyle bir kontrol edelim. Van Et Gıda Sanayi arkadaşlar hisseye baktığımız zaman hisse güzel bir şekilde yavaş yavaş yukarı doğru çıkmaya çalışıyor arkadaşlar kontrol ettiğimizde. Şimdi tepelerden bir ikili tepe yapmış gibi bir görüntü söz konusu, tam ikili tepe değil ama aşağıda arkadaşlar bakın başka bir desteğimiz var, o da elimizin altında bulunsun. Direnç olarak da yakınsa mı, hemen yakın diye tahmin ediyorum evet. 8.38 ve 8.80 bizim için direnç arkadaşlar. Destek bugünkü düşmediği bölge dahil 6.67. Şu saat itibariyle bir de aşağıda arkadaşlar 5.28 ve 4.79'da bizim için destek noktası karşımıza çıktı diye söyleyebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar bunun dışında başka nelerimiz var. Hemen Ichimoku Bollinger ve Hacimok değerlendirelim. Ichimoku Vault'una baktığımız zaman bir defa yeşil olması bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 7.06. Bizim fiyatımız kaç? 7.16 arkadaşlar. Bollinger bandının orta noktasının kapanışa 1 saat kala üzerine kapattığı için bu da bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor. Hacme baktığımız zaman arkadaşlar bakın tepe noktasındaki ortalama hacimimiz kaçmış? Hemen kontrol edelim. 1.257.000 not. Fiyat düşerken hacim 1 milyon 100'e düşmüş. Fiyat düşerken ortalama hacmin düşmesi bizim için şu aşamada arkadaşlar olumlu. Neden? Demek ki satmak isteyenlerin sayısı az. O zaman Ichimoku olumlu, Bollinger olumlu, fiyat hacim de olumlu gözüküyor arkadaşlar. Gidişat da zaten şu aşamada gördüğümüze kadar yavaş yavaş şöyle bir ne var arkadaşlar? Şöyle bir görüntü karşımıza çıkıyor. Daralan bir üçgen modellemesi kısmen de olsa biraz bitişeceği yer uzak da olsa arkadaşlar şöyle daralan bir üçgen modellemesi var gözüküyor. Bunun dışında arkadaşlar Van Gıda'dan sonra hemen diğer hissemiz Gerel. Gerel'e bakalım nedir ne değildir diye. Şimdi Gerel'i kontrol ettiğimizde Gersan Elektrik arkadaşlar hisseyi kontrol ettiğimizde uçuşa geçmiş zaten. Temeli burada bizi sıkıntıya sokacak olan tek bir yer var. Bakın arkadaşlar şuradaki Bollinger bandı bakın önemli. Bu Bollinger bandı bizi biraz sıkıntıya sokabilir. Yani hisse bir anda kendini 18.77'lere götürebilir. Dikkat etmekte fayda var. Trend olarak evet yön yukarı. Onu söyleyelim gözüken şu anda şöyle bir görüntü var. Mavi tren çizgisinin üzerine yürüyormuş gibi gözüküyor. Tepelerden çizilecek arkadaşlar bir çizgi de ikinci bir paralele bir yakın bir tren çizgimiz. Yani bir bant aralığı gibi çıkıyor karşımıza. Yukarıdan satılabilir arkadaşlar. Aşağıdan da bir şekilde hareket edilebilir. Belki bir ihtimal böyle bir görüntü karşımıza çıkabilir.
Bunun için arkadaşlar bakacağımız başka neler var? Hemen buna baktığımız zaman yeni bir direncimiz oluştu mu? Tabii ki dünkü seviye bizim için yeni bir direnç olarak değerlendirilebilir. 23.19. Aşağıdaki destek noktası arkadaşlar düşemediği bölge 21.20-24 olarak karşıma çıktı. Daha da aşağıda arkadaşlar 15.89 desteğimiz var. İçimoku Bollinger Bollinger hacim hakkında değerlendirirsek İçimoku bulutu bir defa mavi yeşil arkadaşlar. Yeşil olması bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor diyelim. Bollinger bandına baktığımız zaman orta noktası 19.95. Bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? 21.60. Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapattığı için bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor. O zaman İçimoku bulutu olumlu. Bollinger bandı arkadaşlar olumlu. Fiyat hacime baktığımız zaman da dip noktasındaki hacimimiz arkadaşlar 3 milyon 400 bin lotken tepe noktasındaki hacim 9 milyon 600 bin olarak karşımıza çıktı. Fiyat yukarı çıkarken ortalama hacimin de artması bizim için olumlu. Bir de arkadaşlar bakın şuradaki tepe noktasındaki ortalama hacimimiz kaçmış şöyle baktığımız zaman 10 milyon lotken şu aşama arkadaşlar 10 milyon 54 bin yani şöyle bakalım evet yani fiyat düşerken arkadaşlar ortalama hacimin yavaş yavaş düşmesi aslında bizim için biraz iyi bir görüntü. Buradayken daha da gayet güzel arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.